onuna kadar hapsin vaktidir. Buna eşhur-ü malum, bilinen aylar derler. Bu ne mana ifade eder? Ezan-ı Muhammed'e okunduğunda müezzin namaz vaktini ilan ettiği gibi haç ayları haçı ilan eder. Ezan okundu, cumaya gel. Ezan okundu, akşam namazına gel. Haç ayları ilan edildi, hacca koş demektir. Haç aylarından maksat nedir? Haç aylarından maksat kimin hacca gidip gitmeyeceğini tayin içindir. Haç aylarının içerisinde ailesinin nafakasını, yol masrafını, gidip gelecek masrafı temin eden bir mümine haç farz olur. Şehr-i Ramazan ayında haç farz olmaz adama. Ama Ramazan bayramının birinci gününde bir adama haç farz olur. Elimi kasaya attım, parayı çıkardım, saydım. Benim hacca gidip gelecek masrafım kadar var. Çoluk çocuğuma yiyecek kadar var. Arabama veya bir otobüse, uçağa verecek kadar masraf var. Haç bana farz olur. Şu halde haç ayları haccın farziyetini tayin ettiği gibi haccın hazırlığını yaptırıp kim gider kim gidemez tasnif etmeye yarar. Onun için önce mümin haç haberini okuyunca esnaf kartına bakar. Allah Allah, şehr-i Ramazan haç demekmiş, işte haccın sırları göründü der, haccın kemalatı karşısına çıkar. Ya acaba bana haç farz oldu mu? Evsaf kartına bakar, pasaportunu tahkik eder. Bana haç farz oldu mu? İşte bana haç farz oldu mu diye incelemek, haccın farz olmasının şartlarıdır. Demek haccın farz olmasının şartı ne? Şimdi ben duydum, haç ayına girmişiz. Hepimiz haç ayının içinde dolanıp dururuz. Acaba bana haç farz oldu mu? İşte mümin, sana haccın farz olup olmaması 8 şartta tabidir. Hadi ben sayayım, sende var mı yok mu seni say. Ben hükmünü sayacağım, sen de senin içindeki evsafı say. Müslüman olmak. Var mı? Nasıl var? Hepimiz de var elhamdülillah Müslümanız. Şu halde elinizi kaldırın, hacca gidebilir misiniz? Kaldırmıyorlar. Birinci şart, hepiniz hacca gidersiniz. Oldu. Akıllı olmak, deli var mı? Deli yoksa bu ahmakça abdest almak niye? Kökünüz delisiniz, sizden haç düştü. Kökünüz deli olduğunuzdan haç farziyeti kalktı. Şu haç akıllı yapardı. Böyle fıkıh var mı? Yok. Bu tasavvuf alakı var. Ama kaçta ne yapar? Bu zemzemine abdest alsa yine tövbe etmeyecek. İnecek bir arabından kavga edecek. Zemzemine abdest aldı, arabından kavga eder. Döner karıyı döver. O zaman ahmaktır, bu hacca gitmese iyidir. Osman Hoca duydun mu tasnif et? Duymadınız Allah için. Şu halde ikinci şart akıllı olmaktır. Akıllılar kaldırsın. Maşallah ne kadar akıllı, çok 40.000 kere. Nerede akıllı içinizde? Deli olana haç farz değildir. 3. Dünya ermiş olmak lazımdır. Kız ise hayız görecek, erkeği ise erkeklik alameti tahakkuk edecek. Evlenmekle, rüyada istilam olmakla. Şu halde çocuğa hac etmek farz değildir. Kısaca bir iki madde. Buluğa ermemiş bir çocuk hac etmiş olsa hukuku ne olur? Haccı haçtır, hayatı boyunca farz yerine geçmez. Nafile hac olur. Oğlanı götürdün 14 yaşında, akıl bali olmamış. Haccı bitti, yolda akıl bali oldu. Hacı efendi olur da nafile olur. Paraları varsa seneye gitmesi lazım gelir. Demek çocuğun haccı haçtır. Sevabı büyüğün sevabı gibidir. Büyüğe ne verirlerse çocuğa da aynı sevabı verirler. Ama haç hükmünü, Allah'ın emrettiği haç hükmünü ortadan ne yapmaz? Kaldırmaz. Sonra ihrama girdikten sonra Arafat vakfesinin hitamında bina ederse dönüp
dönüp Arafat vakfesinin müddeti çıkmadan yeniden ihram niyetiyle girip vakfiye durursa haccı tamamdır. Arafat vakfesinin vakti ne zamandır? Arefe günü, Zilhicce'nin 9. günüdür. Yani Şevval 30, 30'da Zilkade 60, 69 gün sonra Arafat meydanında bulunursa, yeniden ihrama girer, vakfiye gelirse, müddeti Arefe günü gündüzünden başlar, bayram sabahı fecre kadar yetişirse yeniden, o insanın çocuğun hakkı tamamdır. Niyetini düzeltir, telbiyesini getirir, Arafat vakfesine yetişir, güneşten sonra yetişirse vacibi terk eder. Bu koyun keser ama hakkı haçtır. Kafir, Arafat vakfesinden önce Müslüman olursa tamamdır. Arafat vakfesinden sonra Müslüman olursa otobüs şoförü, yeniden ihrama girip vakfeye yetişmesi lazım gelir. Vakfenin müddeti bayram sabahı imsaha kadar bizim o zat-ı muhterem yetişirse o zaman haccı tamam olur. Vakfeden sonra Müslüman olan kafirin Müslümanlığı tamamdır ama haccı olmaz. Çünkü haç demek Arafat günü vakfeye durmak demektir. Hür olma. Elhamdülillah hepimizde var. Çocuğunki kısaca bu kadar. Hac yolunda nakil vasıtasına, masraflara gücün yetmesidir. Demek 5. şart, hac yolunda masraflara gücü yetmesi demektir. Bu gücü yetmenin meselesine gelince, iyi dinleyin bu meseleyi. 1. Kendi canında para olur. 2. Kendisine ödünç olarak verilir. 3. İbaha, bir şeyden istifade hakkı verilir. Yemesi içmesi senden, otobüsü benden. Yemesi içmesi senden, taksi benden, bir kuruş senden bir şey almıyorum dedim. Buna ibaha, menfaatlenme, istifade denilir. Veyahut bağış yoluyla olur. Benim arkadaşımsınız, al haç parasını sana bağışladım. Ana baba evladına bağışladı. Evlat anaya babaya bağışladı. Bu hallerle haç masrafı ortaya gelir. Kendi kesesiyle, istifade ile, bağış ile, ödünç almakla bu 70 gün içerisinde para temin edilirse bu insanın üzerine bazı şartlarla farz olur. Nasıl farz olur? Taksisi benden dedim. Baba olsam oğluma, oğul olsam babama gelmeye mecbur değildir. Çünkü onu vebal altında tutar, töhmet altında tutar, başına kalkarsa gitmese haç farz olmaz. Oğlu babasını çağırdı, baba gel hacca gidelim. Ne yapacağız? Parası senden, arabası benden. Oğlum arabayla götürürsün, 70 kere başıma kakarsın, kabul etmese olur. Yani oğlu davet etti diye hac farz olmaz. Şu anda evlatlar babaya hibe edeceği parayı, babalar evladına, karısına hibe edeceği parayı, hocalar karısına nehir parası vereceği parayı üzmeden, namusluca, başa kalkmadan verdiydim, aldıydım, kavga etmeden vermesi lazım gelir ki haç onun üstüne farz olsun. Burayı anladınız mı? Çok güzel güzel maddeleri açıklayarak sıra sıra gidiyorum. Önemlilerini, kısasını. Şu halde bağış minnet altına sokup kakılacaksa kabul etmesi olur. Ben parayı verdim, babama farz oldu, gitmedi diyemezsin. Başa kakacaksan almasa farz olmaz. Kendi kesesi gibi değildir. İbaha, istifade kendi kesesi gibi değildir. Hacı'yı asliyetinden fazla olarak, yani geçimi, çoluk çocuğunun haçtan dönünceye kadar rızkı, yoldaki kendi arabasının benzini veyahut uçağın bileti, otobüsün bileti gibi parası varsa bu insana haç farz olur. Misaller. Bir adam evlenmek için para biriktirdi, bekar. Adam bekar. Şimdi bayramda evlenme parası cebinde duruyor. 5000 var. Evleneceğim kız da Hamburg'da, sözü de kestim, nikah da tamam.
Şimdi bu para cebinde bugün duruyorsa Şevval ayında 70 gün içinde evlenmez, hac farz olur. Aha, buyuttunuz şimdi. Bekarlar para biriktirdi, şimdi kesesinde varsa hac farz olur. Evlenemez artık. Kız evlenecek, evlenemez artık. Hacca gidecek, farz olur. Adam ev alacak, parayı biriktirdi kesede. Şimdi Şevval Zilkade 70 gün içinde ev parası duruyor. Bu adama, bu kadına ev almaz, hac farz olur. O parayı gidip hacca yatıracak. Sizin hesaplar ters çıktı. Sizin hesaplar deyince anlarsınız. Abdesti bize göre olunca hesabı da bize göre olur. Allah'ın hesabı böyledir. Bunları iyi dinleyin kardeşlerim. Oturacak evi, elbisesi, diğer eşyaları bulunan bir kimse, bunun ne yapması lazım geldiği fıkıh kaidesidir. Bir insanın oturmadığı evi, fazladan bir evi, fazladan bir dükkanı varsa bunları satıp hacca gitmesi farz olur. Oturduğu evi var, bir de kiraya verdiği evi var. Bir çalıştığı dükkanı var, ustalar, sofiler, kardeşler, iyi gözlerinizi açın. Oturduğu bir evi var, emmi. Bir de kiraya verdiği evi var. Kiraya verdiği evi satıp hacca gitmesi farz olur. Bir dükkanı var, işleyip durur, rızık kazanıyor. Bir de kiraya verdiği dükkanı var. Kiraya verdiği dükkanı satıp gitmesi farz olur. Bir arsası var. İnegöl'de. Bir tane de yalısı var Bandırma'da. Bir tane de otobüsü var Kayseri'de. İşi iyi, eve iyi, onların birini satıp hacca gitmesi farz olur. Eve dokunma, arsaya sokulma, depodaki paraya da yanaşma, sonra ben hacca giderim. Bu eşek adamın fikridir. Öyle yok. Allah seni senden imtihan ediyor. Kıyıp kıyamadığına bakıyor. Karşılığında cennet verecek. Kıyamadığın evi sat da cennet al. Kıyamadığın hanı sat da cennet al. Kıyamadığın arsalar bağlanacak. Şimdi şehrin göbeğine girdi. Yanındaki komşuya 9 daire verdiler. 2 sene sonra 30 verirler. 2 sene sonra giderim dersin. Bu muhakeme insanı yanıltır. Çünkü 2 sene sonraya ecelinin olacağını Allah bilir. Daireyi verip cennet alıyorsun. Daireyi verip günahlardan temizleniyorsun. Hac-ı mebrur insana karşılığı cennettir. Şimdi sırasıyla müjdelerini anlatacağım. Bir tarafta cennet alıyorsun, bir tarafta arsaya kıyamıyorsun. Allah-u Teala da bakıp durur Rabbine azametle. Benim kulum bırakıp gideceği arsaya kıyamıyor da ebedi cennet almıyor. Allah aşkına bu ne akıldır? Allah aşkına, Allah aşkına bu ne akıldır? Kıyamaz efendim. Niye kıyamaz? Çünkü abdestliyle kalbinin azaları Allah'ı tazime hazır değildi ki, namazla miraç halinde Allah'ın yörüngesinde azametinin değildi ki, kulluğun izzet lezzetini duymadı ki, nefsin enaniyetiyle arsanın tadını anlatır. Ben 72 senesinde o arsayı aldığımda metresi 5 liraydı. Şimdi 5000 metreye çıktı dediğinde o adamın nefsinin havasıdır. Allah haçla canını cehennemden azat eder. Açlık oruçla kolaydır. Hacca malı kıymak zordur. Kadın zengindir. Baba zengindir. Oğlu işçidir. Parayı kıyamaz. Oğluna der taksiyle beni al. Alır. Yemeğimi de ver. Verir. Kurbanını da kes. Senin baba haccın nafile olur. Öldüğünde cehennem azabından kurtulamazsın. Senin oğlunun götürdüğü hibedir. Senin üstüne kendi paranı yemen farzdır. Sen parayı çıkaracaksın. Oğulcağızın cebine 5000 markı koyacaksın. Aman oğlum bol bol harca, bu Allah için harcanan bir maldır diyeceksin. Oğlan kendine bir şişe alırsa 2 şişe senden alacak. İşte o hac karşılığı cennettir.
Oğlan gidiyor. Takside bedava. Gelinden oğlan ne yerse bana da yedirir. Kurbanı da beraber keser, etini bölüşüverir dersen senin hac boşa gider. Çünkü sen sendekini Allah'a deyip veremezsin kâmi. Ah bir anlatınız, bu hac meselesi çetin bir imtihandır. Paracıklarım paracıklarıma kıymaktır. Para yörüngesinden kurtulup azamete dahil olma işidir. Oruç nefse biraz kolaydır. Akşam yiyeceğini, öğle yiyemediğini akşam ikimizli yer. Sarılamadığı karısına gece 9 kere sarılır. Ama hac parayı kökten veriyor. Öğle yemez, akşam yer, işi kolay. Sarılamadı karıya gece 9 sarılır. Kolay. Ama haccın parası bir daha gelmez. Bilmez ki hac insanı zengin eder. Hacca çok giden insanın dünyaca zengin olur. Hacca çok giden insan ahiretçe zengin olur. Ne oldu hesapla? Mavili, ne oldu hesapla? Mavili diyor, mavili de geriye döndü bakıyor. Allah selamet versin. Demek hac meselesi zordur. Ev iki tane satacak, arsayı satacak. Kızını evlendireceği parayı harcayıp gidecek. Oğlan evlendiği parayı yiyecek, hacca gidecek. Bir adamın fazla elbisesi olsa, onu satsa, hacca gitse satacak. Bir adamın kitapları olsa, babasından kalmış, adam alim ise satması olur. Adam ümmi ise, o kitaplar ona yaramadığından satıp hacca gidecek parası varsa babasının kitaplarını satıp gidecek. Büyük evi satıp küçük ev alsa, o küçük evde içinde oturmaya yetse, büyük evi satsa olur. Büyük evi satsa, küçük ev alsa, o da ona yetecekse, büyük evi satsa da küçük evde otursa olur. Evi satıp kirada oturmak olmaz demiş ulemalar. Evi satayım kirada oturayım olmaz demişler. Bir evin kalsın buyurmuşlar. Tüccar geçimini ticaretle temin ediyor. Tüccarın aile efradını, zaruri ihtiyaçlarını besleyecek malı varsa, fazla malını ve sermayesini noksanlaştırmadan fazla malından satsa, hacca gitse olur, hac ona farz olur. Demek tüccar, öyle mağazanın içinde kumaşlar var ki 10 tüccara yetecek, bir adını satar, haccına gider. Sanatkar, dükkanını işletmek için dükkanı, içindeki aletleri, kendi nafakası için kalır. Ama fazla tezgahları, tornaları, fazla dükkanda malzemesi varsa, bunu satsa da geçimine zarar vermese dükkanın malından satar. Arazi arsa da bunun gibidir. Arazi arsası bunun gibidir. Çiftçi, tarlası, traktörü, öküzü, ekimi, dikimi, bir vazını satmakla geçimine zarar vermese, o ziraatçı, o çiftçi bir kısmını satarak hacca gitmesi farz olur. Görülüyor ki, bu şartlar bir araya geldiği zaman, bir insana hac farz olur. Burada anlaşılmayan inşallah bir şey kalmadı. Şimdi hac farz olan bir kimse, haccın vücubu edasının şartları vardır. Yani hac kendisine farz oldu. Bunu eda edebilmek için ne gibi şartlar vardır? Buna da vücubu edasının şartları denir. Bunlar saatli olması lazımdır. Hissi mani olmaması lazımdır. Yol emniyeti olması lazımdır. Kadının mahremi ve iddet müddesi olması lazımdır. Sonra bunlar bir araya gelirse, demin hac farz olan insan haccını eda edebilir. Hac farz oldu, parası var, gidecek, malı sattı, mülkü sattı veya birikmiş paradan gidecek, sıhhati mani olursa gidemez. Yol emniyeti olmazsa gidemez. Kadın ise boşanmış kocasından, ölmüş kocası,
Böyle bir kadın iddet müddetini doldurmadan gidemez. Haç ayında kadının parası var. Kadının şartı nedir? Hacca gidecek kadının şartı bir, mahremi olacak. İki, iddet müddeti bulunmayacak. Mahremi olmak kadına üç yolla mümkündür. Kan akrabası, süt akrabası, evlilik akrabası. Evlilikten kayınvalide, kayınpeder gibi çıkar. Sütten süt kardeşi çıkar. Kan akrabası, teyze, amca, dayı, hala, dede, torun çıkar. Demek kadının mahremi üç cihetle gerçekleşir. Babası, dedesi, amcası, hiç nikah geçmeyen birisi oğlu varsa, bunu hacca götürüyorlarsa, bu kadının parası pulu olduğu halde haccın sıhhatinin, estağfurullah, vücube edasının şartları tamam olduğundan kadın hacca gider. Kadının parası var. Nesi yok? Mahremi yok. Yani yola çıkabilecek emniyetli bir yol arkadaşı yoksa bu kadına hac farz olduğu, para da bavulla dolu olduğu halde hacca gidemez. Damat kayınvalidesini hacca götürür. Damat kayınvalidesini götürür çünkü ebediyen nikah geçmez. Gelini kayınpederi götürür. Oğlu ölse de boşasa da o ona ebediyen nikah geçmez. Oğlu götürür, babası götürür, amcası götürür, teyzesi diyorum estağfurullah, dayısı götürür, nikah geçmiyorsa götürür. İddet müddetine gelince, bir kadının iddet müddeti hamilelik dolayısıyla karnındaki çocuğun babasını tayin için, nesebin korunması için Allah'ın verdiği garantidir. Kocası ölen bir kadın, Ramazan bayramı girdi, 10 gün geçti, kocası öldü. 10 gün önce hac farzıydı, parası da var. Bu kadının kocası ölünce ne lazım gelir? İddet müddetini doldurması lazım gelir. İddet müddeti kocası ölen kadının 4 ay 10 gündür. 4 ay 10 gün bulunduğu yeri terk edemez. 4 ay 10 gün bulunduğu yeri terk edemezse oğlu götüremez, dedesi götüremez, amcası götüremez. Kocası ölmüş karıyı alıp hacca götüremezsiniz. 4 ay 10 gün geçti mi haç da bitiyor zaten. Hacca ne kaldı şurada? 2 ay kaldı. Halbuki 4 ay 10 gün evini terk edemiyor. Bu kadın bu sene hacca gidemez. Para var, oğlan var ama koca yok. Koca öldü, iddet. Neden iddet müddeti? Karnındaki çocuğun sıhhati bozulması. Sıhhatten maksat sağlığı değil. Babasının nesebi bozulmasın, başka bir adamla yattıydı, bu çocuk ondandı, şundandı diyerek çocuğa Allah muhafaza zina isnat edilmesin, bunun babası, kocası Mustafa Efendi'nin oğludur denilsin. Boşanan kadın 3 ay peşi peşine hayır görmedikçe hacca gidemez. Boşadı kocası. Ne zaman? Şehr-i Ramazan bayramından 20 gün sonra boşadı. Bu kadın artık bu sene hacca gidemez. 3 defa hayız görecek, 3 ay ister. Hadi yarısını gördü diyelim, 15 gün önce gördü, 2,5 ay ister. Bir hafta kalsa 2 ay, bir hafta ister, olmuyor. Bu sene hacca gidemez. Hiç doğum yapmamış bir kadın. Ne yapalım bu kadına? Bu da 3 ay gidemez. Hiç hayız görmemiş bir kadın. Ömründe hayız görmemiş. Bu da 3 ay hacca gidemez. 3 ay iddet müddetini dolduracak. Önemli bir nokta. Bu mesele iddet müddeti çocuk meselesi içindir. Mahrem meselesi yolculuk içindir. Hacca gidemeyişi yol emniyeti olmadığından, yol müddetince kadının namusuna kötü gözler dikilmesin diyerektir. Şu halde hacca gidemez denilen bir kadın İstanbul'da babasına hiç gidemez. Kayseri'deki düğününe, oğlan kardeşine yanında mahremi yoksa gidemez.
kız kardeşi Bursa'da öldü, cenazesine gidemez mahremi yoksa, hacca gidemedi, Allah'ın farzı olmadı da düğüne, derneğe, babasının hastalığına nasıl gider? Giderse kadın günahkar olur, kocası varsa asi olur. E nasıl gitsin izine bizim kadın? Helalından bir erkek götürecek. Oğlu akıl bali olduysa götürür. Önemli bir nokta. Akıl bali olmamış çocuk, kadının mahremi sayılmaz. 13 yaşında. Baba yiğit gibi delikanlı. Akıl bali oldu mu olmadı? Olmadı. O anasını götüremez. Akıl bali olacak. 13 yaşında cin gibi benim oğlan, güreşçi, karateci, isterse cihan pehlivanı olsun, anasını İstanbul'a götüremez. Akıl bali olacak. Akıl bali olunca akıl yörüngesine oturacak. Şehvetin verdiği, erkekliğin verdiği bir anlayış çıkacak meydana. O anlayış akıl bali olmamış çocukta olmaz. İlla o iş orada olur. Anlamadım. İşte o iş orada olur. Akıl bali olacak, kıskanmayı bilecek. Zinanın tadını tadacak, göz koymayı tadacak, şehveti duyacak. Bizim oğlan pehlivan gibi, karateci anasını isterseyin de götürür, götüremez. Akıl bali olursa götürür. Bizim oğlan götürdü, cin gibi. Jimnazyumun 5. sınıfında cehenneme gittiniz, götüremez. İlla akıl bali olacak. Şu anda hacca salmayan şeriat, izin için, düğün için, hastalık için kadını, kızını filan memlekete göndermeye cevaz yoktur. Gidemez. Burayı anlamayan var mı? Sual soran var mı şuraya? Sormazlar ama istediğinde yaparlar. Sorsanız da, bu mahremine müddet meselesini sorsanız da. Güvenilir insan yok. Sen benim 40 yıllık arkadaşımsın, hafızsın. Ben senin, benim karıyı senin yanına katamam. Sen benim 40 yıllık dayımın oğlusun. 40 yıllık. Hem de hocasın, hem de kitap yazan hadis alimisin. Benim karıyı senin yanına katamam. Hatıra. İtikafta iken teyze çocuğunun karnına 3 kere bıçak soktu. İtikafta babasıyla kardeşi, teyzesinin oğlu, teyzesinin oğluna Fransa'da 3 kere karnına bıçak soktu. Öbür teyzesinin oğlunu da buduna soktu. Teyze oğlunu yaralar mı? Yaralar mı? İşte yaraladı. Demek teyzenin oğlu da öteki kadının hızına geçebilir. Öyle itimat, mitimat, akraba, teyzemin oğlu, halamın kızı yok. Teyzenin oğlu eve gelse, senin hanım da tek olsa eve giremez. Sen gelmeden eve giremez. Dayının oğlu giremez. Ağabeyin giremez. Senin karıya ağabeyin sen olmazsan giremez. Sen de ağabeyinin karısının elini öpemezsin. Hele Bayram Bey yanağını hiç öpemezsin Arap. Hatmiye ağabeyinin karısıyla oturamazsın. Ağabeyin de senin karıyla hatmiye oturamaz. İtimat değil. Dünyada neler olmamış ki? Neler olmamış ki dünyada? Ne kardeşler ne kardeşlerin ırzına geçmiş? Neler olmamış ki? Allah kulunu bilmez mi ki bunu haram etmedi? Yapılan makineyi mühendisi bilmez mi? Kaç derecede motor yanar, harareti, benzin deposu ne kadar benzin alır mühendis bilmez mi? Bilir. Ya Allah da kulunu bilmez mi ki? Götüremez. İtimat işi değil, insaf işi değil, şeriat meselesidir, götüremez. Başka sual var mı? Sual. Kardeşlerim sual. Bir damat da öyle demedim inanın. Öper. Kayınvalidesini kabire indirir. Damat kayınvalidesini Hicaz'a götürür dedim, Allah bildin ha. Abisinin karısının elini öpemez dedim.
Yengesinin yanağını öpemez dedi, mabesinin karısının yanağını. Damat kayınvalideyi götürür. Önemli bir nokta. İbn Abidin. Damat genç. Kayınvalide de fıstık gibi güzel ise götürmese çok iyi olur, sulanır diyor. 200-300 sene önceki İbn Abidin böyle güzel bir damat genç kaynanayı götürmese iyi olur, bekarlıktan sulanıverir diyor. Demek sulanmış tarihte ki bunu bile götürmese iyi olur demiş. Tamam, cevap verdik. Başka sual. Kız kardeşiyle yola gidebilir mi? Kız kardeş ebediyen haram, bu sorulmaz ki. Bir insanın kız kardeşi ebediyen nikah geçmez, götürür. Hacca da götürür, Hindistan'a da kız kardeşini götürür. Ebediyen helal. Hiçbir kız kardeşe nikah geçmez. Hür hürsün. Ne yaran var ne hastasın. Allah lillah, yüzüne giderken hür müsün? Dur. İzine giderken hürmüsün. Çıkarsa manidir. Hapishaneye düşmüş bir adama kimse haç izini veremez. 15 sene hüküm değildi. Bu sene hacca gidecek, kimse veremez. Bu manidir. İşinden çıkar, yeni bir iş bulur. Rızkı Allah verir. Başka sual. Seninki bitti. Dolandırma lafı tamam. Başka. Anladın gari yok, şüksürme Allah için. Patinaj yapıp durma. Fabrikanın şefi hürriyete mani değildir, işinden çıkıverirsin. Ama hapishanedeki hürriyeti gasp etmek hakiki gasıptır, hür değildir. Hapishanedeki adama haç farkı olmaz. Hissi mani dediği budur. Esaretteki esire haç farkı olmaz. Almanlarından harp etti bir devlet. Esir düştü. İşte bu şeydir. Komünist elindeki Müslümana hissi mani budur. Haç farz olmaz. Komünist adamın orucunu bozduruyor. Başına getirmeni koymadı. Sana Bulgar gavuru haç izini verir mi? Hissi mani budur. Fabrikanın şefi hissi mani değildir. Başka sual. Saydığım şartlara bak, olup olmadığını sor. Sorma. Bir insanın teyzesi helalıdır. Şartlar uyuyorsa götürür, uymuyorsa götürmez. Başka sual. Hangi şartları, teyze, amca filan filan. Başka. İnce sorma, halam niyetli filan. Bir adam şununla şöyle olur mu? Benim halam senin teyzen, sual sorulmaz. Bir adam halasıyla şöyle olur mu? Sual öyle sorulur. Ne dedi? Allah bildir, anlamadım. Sen hafız oldun, ne diyor? Karı koca hacca gidiyorlar. Yanında teyze gider. Kimin teyzesi? Yani onlar akraba olmayan bir... Allah için bunun suali de ahmak suali. Komşuyla teyzenin ne akrabalığı var ki? Ahmaklık. Otur! Hep! Laf olsun diye suası var. Çık turuyu işte, bir yağ damlat, iki damla, gres damlat, bir bak. Komşu teyzene ne oldu? Eleni götüremez ki. Sen teyzeni götürürsün. Başka sual. Nasıl kafaymış bu gressiz? Allah için bir sual sorun da açık suale benzesin ya. Tövbe. Söyle. Koca hacca gidiyorlar. Yanında gelinleri var. Gelin kim? Gelin 70 türlü gelin var. Amcasının karısına da gelin denir. Kendi oğlunun gelin. Ha öyle de öyleyse. Güzel anlat. O kızın, yani o kadının kocası değil de kayınçısı yanında var. Kayınbiraderi. Yanında helalı varsa gider, kayınbiraderi el muamelesi görülür. Hani trene bindiğinde yanında el var ya, trene bindiği yol arkadaşı bir kadın var, uçağa bindiği yol arkadaşı bir kız var, o nasıl el ise, onlar da birbirine el muamelesi görerek gider. El muamelesini anladın, halvette kalmaz, ikisi birden el ele tutuşup Cebel-i Nur'u ziyarete gitmezler filan. Başka? Söyle. Yolcuma kadınlar kulüp halinde, başka mesleklerde.
Başım esre mezhebin büyük Şafii ilmanını açtım. Seferde o kadın o kadını nasıl korur? Onun bahsini iyi okuyamadım. Büyük Şafii ilmali şunun kadar buldum. Sefer bahsini içinde bulamadım. Üç kadının Şafii mezhebini taklit ederek gider sözünü biliyorum. Ama onun muhtevası nasıl bilmediğim için hüküm veremiyorum. Yani üç kadın gider de bu kadın birbirine İmam-ı Şafii Hazretlerine göre hükmü nedir? Hukuku nedir? Bu kadın birbirini nasıl muhafaza edecek onun şartını okumadığım için bilemedim. Aradım bulamadım onu. Hasan'a söyledim, kölündeki yüksek hocalara sor cevap getir, o da sormamış. Bilmiyorum onun hükmünü. Bilmeyince hiç cevap vermem, kandırmaca yok. Biliyor gibi de fiyaka yapmam, Allah'ın hükmünü bilmiyor. Başka? Elbise haçına alakası yok. İster atlas giy, istersen çul giy. Sana ne elin devletinin elbisesi. Suali haçtan sor. Yani her işin bitti de elbiseyi giyeyim mi giymeyeyim mi? Bu sualde kras yağı ister senin kafana. Başka sual. Elbisenin haç bozulur mu? Hiç anlatırken elbise dedin mi? Sen ne soruyorsun demediğimi? Başka? Söyle hocam. Geçen hafta bir hocamızın sohbetinde kadınlar mahremiyle beraber de olsa, yani kocasıyla beraber de olsa hacca gitmeleri çok mahzurdur. Haçta çok izdiham oluyor, onun için kadınlarınızı götürmeyin diye Kürsü'den sohbetimi dinledim. Bu ümmet-i Muhammed'in... Şeriat kitaplarında benim ilmim bir ulema sayılacak ilim değil. Mugallidim. Devşirme ilim var. Okuduğum fıkıh kitaplarında kadının hacca gitmesi haccın vücubu edasının şartlarındandır. Kadının hacca gitmesine iki mani vardır. Mahremi bulunacak, iddet müddeti olmayacak. İddet müddeti kocası ölen içindir. Boşanan kadın içindir. Efendim, hiç hayır görmemiş, kocası ölen, boşanan, hiç doğum yapmamış, kocası ölen, boşanan içindir. Kocası ölmüş, iddet varsa gidemez. Söyledik günlerini. Mahremi de 18 akrabadır. Bu akrabaların birisi varsa bütün fıkıh kitapları götürür demiş. Yine fıkıh kitaplarında haccın sayısını Allah'a azimşan 601'den hüccacı aşağıya düşürmez buyurmuş. Eğer insan sınıfından kadın erkek 600 bin hacı olmazsa Allah meleklerle ikmal eder buyurulmuş. Yine ümmeti Muhammed'in hukukunu şeriatın sahibi Habibi de Muhammed Mustafa haçta, ashab-ı yüzünde veda haccında kadın erkek haç yapmıştır. Ayşe-i Sıddık'a annemiz de yapmıştır. Beytullah'ın mübarek büyüklüğü meydanda 50 bin 100 bin insanın o meydanda tuhaftaki halide meydanda şeriat-ı Muhammediye'nin en büyük fakirleri iştihat sahibi müştehitler haccın kalabalığı dolayısıyla kadın hac yapamaz dememişler. Allah hacı kadınını korur demişler. Şehvet orada ölür demişler. Bunca sene hacca gidenlerden görülen durum şudur ki orada zamparalık meselesinden kavga çıkmıyor. Pis huyluluktan çıkıyor, geçimsizlikten, hırstan, tamahtan, kavgadan, dövüşten, huvardalıktan dolayı haçta kavga duyulmamış, zamparalık görülmemiş. Allah hacısını korur. Kalabalık hacca gitmeye kadına mani değildir. Yeryüzünde böyle bir kitabı bulmak da mümkün değildir. Başka sual? Haram parayla Hicaz'a gitmek İbni Abidin'de yazılmış. Haram parayla haç olur mu? Muhteremler, haram paranın muhtevası ikidir. Gasp etmek. Arkadaşım uyuyor, cebinden cüzdanı çaldım, hırsızlık ettim, hacca gidiyorum. Bununla hiçbir amel yapılmaz.
gaspla, hırsızlıkla, soygunculukla bu parayla haç olmaz. Haram parayla nasıl haç olur? Şu gözlüğü satarken kılıfı çatlaktı. Sana sağlam gibi sattım. Çatlağı deseydim 9 mark. Sağlam satsaydım 15 mark. 6 mark farza aldın ya, o haram paradır. Sen bunu mu soruyorsun, soygunculuğu mu soruyorsun? Bir de ben seni sıkıştırayım, sen beni sıkıştırıyorsun. İşte ticaret dolayısıyla karıştırılan haram parayla hakka gidilir. Yani kimin %100 helal parası vardır ki şunun parası anamın ak sütü gibidir diyebilsin? Faizden bulaşmıştır, satarken hileli satmıştır, şurası yanıktır dememiştir, sağlam gibi satmıştır. Kazanırken 8 saat sağlam çalışacak, 7 saatini güzel çalışmış, 1 saatini kaytarmıştır. 1 saat haram paradır, bunu mu soruyor? Bununla gidilir. Haç ne olur? Haç ne olur? Bununla gittiği için haçın edası kabul olur, cehennemde yanmaz. Kabulünün şartı sevabını bulamaz. Ecine iyidir gitsin. Ama soygun para değil. Ben bir sene dedim İbn Abidin de haramla gidilir demişler. Yarbay'dan hoca olursa soygun para sanmış. Öyle demedim ki. Kazançlara haram katılmayan safi süt gibi kazanç nerede var? Yalandan istirahat aldım. Kurank kurank diyorsunuz ya. O paranın olduğu haram haram. Haça gideceğin mi haramı kattın? Anlıyor musun, ben ince konuşturma. İşte bu parayla gidilirse haç olur. Karışıksız para kalmadı. Ahir zamanda tozu bulaşmayan faizsiz para kalmadı. Bunun için yani haram karışmış para elinde olmayan sebeplerle helal sayılır. Ama bile bile kasıtla haramı gasp ettiysen onunla hiçbir amel olmaz. Ne haç olur, ne zekat olur, ne de fitre olur. Başka sual? Nasıl muhterem? Mülkünü sattın, mülkün içinde de haram var. Var ya. Kendi mülkün mü, miras mı? Kazanırken hangi parayla aldın? İşte bir de ben de cevap vereyim. Eski şu çürük parayla aldım, onun da bir kısmı karışıktı. İşte olur ya, gördün mü? Yani ince düşünülürse müminler şeriatın adetullah olan hükmüne göre helaldir. Mülkümü sattım helaldir. Ama o mülkü kazanırken o paranın içinde ne karışıklık var, onu senden Allah biliyor. Senin hükmüne göre sattığın mülkün parası onun, o güzel bir paradır, gidilir. Babanın miras malı gidilir. Ama baban faizci bir babaysa ne oldu o para? Senin baban değil, tövbe estağfurullah. Bir sual. Bir adamın babasından miras kaldı. Babası faizcinin bir önüne gelene faiz para verildi. O miras acaba helal oldu mu? Gidi. Neyse bu mesele ince gider. Anlaşıldı ne demek istediğiniz. Başka sual. Nasıl? Sen hızını alamadın mı? Suali sordun. Hakkın bitti bari. Başka sual soranlar. Haramla kazanılan paranın mahiyeti haramdır. Alkol satarak kazandı haramdır. Efendim kadın berberi kadınları tıraş etti, erkek kendisi kadın tıraş ediyor. Adam erkek. Mesleği kadın berberi. Bunun kazandığı haramdır. Şu halde bu parayla haç olma. Helalından kazanmak nasip et, helalına harca dedikleri bu meseledir duadaki. Başka mesele. Gayrı sualleriniz bitti, keyiften soracağınız. İşte böyle. Haccın vücube edasının şartlarından efendim kadına girdik. Hissi mani, hapis, esir gibi, hastane, hissi mani. Adam böbrek ameliyatı oldu, karaciğer ameliyatı oldu, hacca gidecek, parayı hazırladı, biletini aldı, ameliyat oldu, doktor diyor sen 3 ay kalkamazsın. Alçıya girdi belinden, 2 ay kalkamazsın, bu adam gidemez. Kör oldu gözü, gidemez. Felç indi, gidemez. İhtiyar piri fani oldu, gidemez. İşte bunlar haccın vücube edasının şartlarındandır. Şimdi bunun hakkında hükümler şeriat-ı Muhammediye'de çok önemlidir.
Burasını anlamaya çalışalım lütfen. Haccın farziyetinin şartlarından ise vasiyet etmesi, bedel göndermesi lazım gelmez. Haccın edasının şartlarından ise mahremi, iddet müddeti, hastalığı, ameliyat misali verdik. Bu bedel göndermeye, vasiyet etmeye sebep olur. Şu halde ulema-i izam bu şartları haccın farz olmasının şartlarından mı geliyor? Haccın edasının yani ifa edilmesinin şartlarından mı geliyor onu incelemişler. Kadının dün mahremi yoktu. Haçta farz olmuştu. Evlendi. Şu halde hacca gider. Hiç evlenmeyecek. Hiç oğlu, uşağı, amcası yok. Bunun bedel göndermesi lazım gelir. Gönderemedi. Ölürken vasiyet etmesi lazım gelir ki bu hukuktan kurtulsun. Gözü kör oldu, gidemedi. Ameliyat oldu, açıldı. Gider. Hiç gözünün körlüğü gitmedi. Bazı ulema buna lazım gelmez demiş. Bazı ulema da bu da bedel gönderse iyidir demiş. Şu halde hac farz olan mümin, farz olan zat bu haccını eda edebilir mi, ifa edebilir mi, yerine getirebilir mi? Hapiste olması, hastalık durumu, kadının kocasızlığı, boşanmışlığı veya mahremi olmayışı gibi sebepler, vekil göndermek, vasiyet etmek meselelerinde fıkhın önemli kaidelerinden olmuş. Bunu incelerken böylece inceleyeceğiz. Yol emniyeti, harp meseleleri gibi. Kocası yolda ölen kadına ne lazım gelir? Hiçbiriniz böyle ince sual soramıyorsunuz ki. Kadın koca yola çıktılar, hacca gidiyorlar, koca inna lillahi ve inna ileyhi raciun öldü. Bu kadına ne lazım gelir? Bu kadın memleketine sefer meselesinde ise mahrem buluncaya kadar beklemesi lazım gelir. Sefer meselesi, mesafesinin yakınında ise bir başına döner gelir. Kocası öldü, ne yapacak bu kadın şimdi? Kocasıyla gitti. Ne yapacak? Oğlu uşağı gidip getirecek. Emin birisi getirecek. Haç aylarında imkanı olan bir kimse elindeki malı çıkaramaz. Evlenecek adam parayı harcayamaz, evini alacak adam harcayamaz, böyle yaparsa günahkar olur. Farz olan ameli ortadan kaldırmış olur. Borçluya gelince, borçlu olan bir kimse borçlusundan helallaşması lazım gelir. Benim filancaya borcum var, parayı tedarik ettim, borçluya varılır. Efendim, ben sana borçluyum, bu parayı vermem lazım gelir. Ama ben bu sene hacca niyet ettim, rızan varsa hacca gideyim, dönüşte borcunu ödeyeyim, evet git derse gider. Hayır, illa borcunu isterim derse parayı borçlusuna ödemesi lazım gelir. Kefil de böyledir. Kefalet altına girmiş, kefil olduğu meselede rıza olmadan hacca gidemez. Borçlu en önemlidir. Borçlu alacaklısından helallaşmadan, rızasını alamadan hacca gidemez. Ana baba, oğullarının hacca gitmesine mani olamaz. Oğlan akıl balik olmuş. Hac farzları yerine gelmiş. Ana baba, sütüm sana helal olsun, hacca gitme diyemez. Muhakkak gitmesi lazımdır. Ama ana baba helak olacak, oğlan da birkaçıncı hacca gidiyor nafile ise oğluna mani olabilir. Helak olacak, oğlu giderse bakımsızlığa ölecek. Büyük dede, büyük nine, ananın anası, babanın babası hacca gitmekte ana baba gibidir. Karı, çocuklar kocasının haccına mani olamaz. Hanımefendiler, kulaklarınız çınlasın. Kadın kocasına, çocuklar ana babasının haccına gitmeye mani olamaz.
Kadın kocasına itaatle mükelleftir. Kocası nafakasını temin ederse hacca gidebilir. Başka önemli mesele. Kadın helalıyla hacca gidiyor. Babası, kadının öz babası. Kocası mani olamaz, kadına hac farz olsa gider. Bir daha önemli madde. Kadına hac farz oldu. Kadının öz babası götürüyor. Kadının oğlu götürüyor. Akıl bali olmuş oğlu, akıllı, aklı selim. Kocası ben seni hacca yollayamam, dönersen boşarım gibi eşeklik yapamaz. Kadına hac farz olmuş, helalı varsa gider. Mani olamaz. Mani olursa mahşer günü zordur. ...87 geçmiş, geleceği sor. Geçmiş 87, gelecekten sor. 87 de olmuş bitmiş, o hikaye. Ben hikaye bilmiyorum, sen gelecek mesele sor. Ya gitmiş kadın, 87'de geçmiş. O Allah'la kendi arasında kalmış. Sen gelecek meseleyi sor, akıllı değil. Sen bana hikayet anlatacaksın. Ben de sana 79'dakini anlatırım. Hiç önemli değil. Gitmiş o mesele. Sen geleceği sor. Başka sual. Bitti. Nasıl? Namaz konuşmuyoruz. Haç konuşuyoruz. Haçtan sor. Şaşırtmaca yok. Haç konuşulurken namaz sorulmaz. Namaz konuşulurken zekat sorulmaz. Haç anlatıyor. Şimdi namazın sırası mı Allah rızası için? Namazda namaz bahsinde sor. Veya eli boşken sor. Allah cümlesinden razı olsun. Sor kurban olayım. Haçla ilgili sor. Oruçla, zekatla sor. Ben demedim şu 40 kitapları diyor. Kitap diyor ki, sen kafadan fetva verme. Kitap diyor ki, haç dolayısıyla izdihamdan, namahremden vebal yoktur. Sen onun yerine otobüs izdihamını anlatsana. Sen bana onun yerine karşı tata kavafofa girerken karıların sıkıştığından anlatsana. Onları hiç sormaz, haççın izdihamını sorar. 70 türlü sıkışıktan günah işler, hiç aklına gelmez de haççın izdihamından esef eder. Bu ne eseftir ya, Allah korur beytinde. Beytül Atik, Allah mahfuz, eman, emin yeri. Allah vekalet etmiş, burada benim beytim demiş. Allah çobanlık yapar, senin karıyı korur, sen gönder. Hey, ne izdihamlardan, ne tren sıkışmalarından, ne tramvay sıkışmalarından sorsana bana. Onu hiç sormazsın. Kız gider sıkışır, karı gider sıkışır, o hiç aklına gelmez. Beytullah'ta sıkışmadan karıyı yollamaz. Hele şu izana bak da izaya gel. Başka sual. Bir sual sor da yağlattırma kafayı dedim. İşte bu da o cinsler. Allah'ın beytinden kork, kork, kork. Ama tramvaydan korkma, olur mu? Şşşt! El-Fatiha mahassalavat. Gayrı bu işin mahiyeti anlaşıldı. Bundan sonra iş laplaka kaldı. Allah sizden razı olsun. Haccın diğer kısımlarını Rabbim lütfederse, faziletleri, hükümleri, ana babaya vekalet, ana baba için hacca gitmek, hükümleri nelerdir, fazileti nelerdir, onları anlatacağız ama sıra gelmedi, hazırladık. Rabbim lütfederse haftaya gelin, o hac meselelerinde konuşalım inşallah. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Rızılam, Allah'ım rızılam, Allah'ım rabbil alemin. El-Fatiha mahassanavat. Adı bir kadın gitmeyi çok istiyor. Fakat onunla gidecek kimse yoksa bu kadın nasıl gider? Hiç kimse yoksa bu kadın evinde oturur. Ziynetini satıp gidebilir mi? Mahremi olmadığı için ziynetini satmak da lazım gelmez. Mahremi yok. Ziyneti niye satıyorsun? O da dursun. Kocasından ayrı, yanında da mahremi yok ama çok da istiyor, hiçbir fayda vermez. Ziynetini satmak da lazım gelmez. Bütün dünya ziynet olsa gidemez. Kağıdın cevabı. Allah hepinizden razı olsun. Tarikat alacaklar varsa ders alsın. Yoksa
Yoksa hatmiye hacı gen yapalım. Bakalım Rabbim ne gösterir. Vakit kalırsa bir de tesbih namazı kılalım. Gel sen bir Kur'an oku, Kur'an'dan bitirelim bu sohbeti hocam. Daha fazlasını büyük alimlere sorun. Benim ilmim bu kadar. Ben fazla bilemiyorum. Hakkınızı helal edin. Yüksek hocalara sorun, inceleri öğrenin. Allah Haç'taki kadını himaye etmiştir. Binlerce insanoğlu gelir. Orada hiçbir fitne olmaz. Rabbim garanti etmiştir. Asr-ı saadette gidilmiş. Müştehitler zamanında gidilmiş. Büyük fakirlerde gidilmiş. Hiçbirisi gidilmez dememiş. Sen bir tane kitapta bul gidilmemiş yazsın. Ama böyle uydurma kitap değil. Hani önüne geleni yazan değil. Fakih kitabı gider. Gidilmiş. Develerle analarımız, dedelerimiz gitmiş. Osmanlılar koskoca paşalarla yüzlerce 9 ay yol sürmüş, 9 ayda gelmiş gitmişler. Bunlara Osmanlı'nın Şeyhülislam'ı fetva vermiş. Sen de hiç gönlünü incitme. Tamam mı iki gözüm kardeşim? Sözüme de gücenme. Anana babana rahmet. Dinleyene afiye. Ne büyük Şeyhülislamlar çıkmış. Selçuklu'da, İslam imparatorluklarında, Osmanlı'da hiçbirisi kadın hacca gidemez dememiş. Şeyhülislamlar, hadis alimleri, tefsir alimleri, fıkıh alimleri, müştehitler, İmam-ı Azam Hazretleri gidemez dememiş. Gidip gidemediğini değil, İddetini konuşmuşlar, mahremini konuşmuşlar. İmam-ı Azam dememiş ki izdiham var, kadınlar gitmesin. E müştehitlerin aklına 1 milyon hadis bilenin gelmemiş de yan yatmaz köyünden Hasan Efendi'nin aklına gelmiş. Olur mu öyle? Yapmayın, suali sorurken insaflı davranın. Kardeşlerim yapmayın. Allah'ın emrini gölgeye düşürmeyin. Adamın başı helaka gider. Allah gel dediği yere gidin. Gitme dediği yere gitmeyin. Helallaşalım. Ha, benim kafa dik kafa. Senin kafada güzel kafa. İşte kavga çıktı. Yani boşuna bu vesvese katmayın. Allah'ın helal kıldığını haram yapmayın. Haram kıldığında helal yapmayın. Allah gidin demiş. Kadının gidip gidemeyeceğini müştehitler içtihada bağlamış. İmam-ı Şafii Hazretleri gidemez dememiş. Gidip gidemeyeceğini mahremi mi var, iddet müddet mi var, hasta mı kadın, ona bakmışlar. Hatta kitap demiş, kadın hacca gitmek için yalandan kocaya da varmaz demiş. Ya ben çok istiyorum. İstiyorsan şu adamla evlen. Evlenirim ama namusuma dokundurmam. Evlenen senin namusunu 5 kuruş eder. Yani yatar kalkar. Teyze misin evlendir? Yalandan evlilik olmaz. Hakiki ebedi evlilik dileyeceksin olur. Ben haçtan gelene kadar evlenirim. Kardeş gibi. Kardeş gibi ya nikah geçmez. Karı koca gibi olur. Yorganı sarar seni herif. Tene bulsa da zarar, kalabutsa da zarar, nikah da yıldı. Böyle de olmaz. Güzel anlatıyor, çoban gibi. Öyle yalandan nikah da olmaz, boynuna sokuverir. 70 bin Şeyhülislam'a gitsen, Şeyhülislam'a gitsen de helal ver, nikah mıydın canım? Evliliğin yalanı olmaz. Evlendin mi döşeye götürürler. Kardeş gibi, kardeş gibi ise nikah olmaz. Karı koca gibi ha, o zaman olur. Ama 3 günlüğüne değil, ebedi evlenmek niyetiyle olur. Hacca gitmek için evlilik muteber değildir. Hac maksadıyla muteber değildir. Karı koca olmak maksadıyla muteberdir. Hac da ona ikram olur. Ha, işte ne güzel evlendim, düğününe ben de çağırdım.